Ala Resulina salavat, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyyatü ashabi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin alihi ve ashabi ecmain. Evet kardeşler, bu okuyacağımız ders 14. cemanın ikinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim'in 6 tane sırrı var burada. Sır, yani esrar demek gizli olan şeyler. Bu da o esrarı açıklıyor, açığa çıkarıyor. 6 tane sır var, biz 3. sırdan okuyacağız inşallah. Şimdi hem okuyacağız hem de göreceğiz. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan öyle bir ders veriyor ki, insanın kulağına duyurduğu gibi gözüne de gösteriyor. Kulağına duyuruyor, gözüne de gösteriyor. Mesela diyor ki, Estağfurullah, Bismillah. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً En'am süt veren hayvanlara deniyor. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً Süt veren hayvanlarda sizin için ibretler vardır, dersler vardır. مِمَّا فِي بُطُونِي مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِشَّارِبٍ Anlatıyor kitapta. Diyor, kan ve gübre arasından size halis bir sütü gönderiyorum. لَبَنًا Halisan, halis Arapçadır. Hiç böyle karıştırmıyorsa sütçü, halis geliyor ise. Saygan iş şaribin, içtiğiniz zaman da boğazınızdan kayarak gider diyor. Rabbimiz anlatıyor. Şimdi burada ders veriyor, kulağımıza duyuruyor bu ayeti. İnek de orada, bakayım, doğru söylüyor Kur'an. Gözümüze de gösteriyor bak öyle. Olmuş, miş, muş değil yani. Böyle yapıyorum diyor, gözümüzün önünde de yapıyor. Sıkıyorsun memeyi, süt akıyor, bir şey soksan ne akar? Kan. Kan akar, işte bak. Karnını yarsan ne çıkar? Gübre çıkar, işte. Kan ve gübre arasından size süt döndürüyorum diyor. Aç. Hem kulağımıza duyuruyor, hem de gözümüze gösteriyor. Ya. Mesela şimşeği anlatıyor. Şimşek. Estağfurullah. Yekâdü senâ berkihi yezhebu bil etsâr. O diyor şimşeğin diyor parlaklığı o kadardır ki neredeyse gözümüzü alıp götürecekti. Yekâdü senâ berkî yeshabu bil efsâr. Efsâr gözleri. Gözlerinizi alıp götürecek gibidir diyor Kur'an. Hakikaten şimşek çaktığı zaman öyle olmuyor mu? Ha, bak. Hem kulağımıza duyuruyor hem de gözümüze gösteriyor. Böyle şey olmuş, buş değil. Adam buluyor bir kemik. Arkadaşlar diyor bu kemik Milattan önce, 300 sene önce yaşamış Mamudon'un kemiğidir diyor. Yazın. Halbuki bir sene evvelki koyunun kemiği. Atıyor. At basıyor. Atıyor adam ya. Çünkü rakibi yok ya. Fosil köşüsü profesyonel adam. At atabildiğin kadar. Ne kadar uzun vadeli atarsa o kadar değerli oluyor. Milattan 300 sene önce yaşamış Mamudon'un kemiğidir bu. Nasıl ispat edeceksin bunu? Nasıl mı ispat edecek? Şöyle, karşısındaki itiraz eden olmadığı için ortada kalıyor. Çünkü sen, gel buraya arkadaş, bu milattan 300 sene önce değil de milattan 180 sene önce ben bunu ispat edeceğim diye bir şeyin olmadığı için o öyle kalıyor. Aynı Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi, 3 tane papaz geliyor Nasrettin Hoca'nın köyüne, halkı topluyorlar buradan da, diyorlar ki biz papazız ama sorularımız var size, bilirseniz biz Müslüman olacağız diyorlar, papazlar. Halk diyor biz sorularınıza cevap veremeyiz. Bizim hocamız var. Götürürler Nasrettin Hoca'nın yanına, evine. Hoca da oduna gitmiş. Yenge hanım diyor, hoca diyor oduna gitti ormana. Heyecanla hepsi beraber ormana gidiyorlar. Bakıyorlar hoca hakikaten odunları kesmiş. Dinleniyor bir ağacın altında. Bir ağacın altında o merkebi, affedersiniz. Şimdi bakıyor kalabalık beyler, ne bu telaş falan. Efendim diyor hoca efendiler geldiler, papaz efendiler. Soru sormak istediler, biz size getirdik. Hayrola nedir sorunuz? 3 tane sorumuz var. Biz Hristiyanız. Ama bilirsen Müslümanlığı kabul edeceğiz. Sorun diyor. Bir, dünyanın ortası neresidir? Hoca diyor ki benim eşeğin bağlı olduğu yer tam ortasıdır. Nasıl olur? Ölçün. Ölçün. Ha gördün mü? Hani karşı çıktığın zaman bir ileri bir tez atman lazım. Adam diyor milattan 300 sene önce ben bu işin fosil kürsüsü profesörüyüm diyor. Ben biliyorum bu işi diyor. Vatandaş buna karşı çıkamaz ki. Kaldı orada öyle. O da ispat edemez. Sen de onu tekzip edemezsin. Orada da kaldı.
Böyle kardeşlerim, bu akmasyonlar böyle teori, ilim değildir. Türkçesi görüş, Arapçası nazariye, Arapçası akmasyon. Atıyor adam. Ama Kur'an öyle demiyor. Gözünle gösteriyor sana. Elem yekun nutfeten min meniyyin yumna diyor. Sizi bir damla meniden yarattım diyor. Öyle değil mi? Görüyoruz işte bak. Görüyoruz. Ha. Kulağımıza duyurduğu gibi gözümüze de gösteriyor. İşte bu böyle. Evet kardeşler. Besmele'nin sırlarından üçüncü sır. Şu hadsiz kainatı şenlendiren dil müşahede rahmettir. Dil müşahede diyor bak. Müşahede ne demek? Şahit oluyor, görüyor. Şu hadsiz kainatı şenlendiren dil müşahede rahmettir. Rahmet. Bakıyorsun kabın tarlası. Çamurun içinden gelmiş kavunlar, karpuzlar. Çamurun içinden gelmiş elmalar, şeftaliler, kayısılar. Çamurun içinden gelmiş efendim rengarenk çiçekler. Bak nasıl şenlendiriyor Rabbimiz. Ya şu hadsiz kainatı şenlendiren bir müşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bir vedahe yine rahmettir. Maşallah. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bir vedahe yine rahmettir. Bir vedahe demek açık açık yani bir savun. Zorunlu diyorlar ya rahmettir. Bu kadar ihtiyaçlarımız var. Karanfilden karabibere, ekmekten yumurtaya, sütten bala, muzdan portakala, soğandan efendim prasaya, lahanadan karnabahara. Bu kadar ihtiyaçlarımız var. Bak, bu hadsiz ve hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bir vedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bir ağaç yaprağıyla, çiçeğiyle, dalıyla, budayla ne için çalışıyor? Meyve için. Meyvesini verdi mi çiçekler de dökülüyor, yapraklar da dökülüyor, ağaç da kuruyor artık. Bakın. Demek ki o ağacın bütün çalışması ne içinmiş? Meyvesi içinmiş. Bu kadar görüyoruz mu? Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran bütün kainat insana müteveccih olmuş. Dönmüşler. Buyur efendim. Deve. Hemen çekti buyur efendim. Rabbim gibi koyayım. Yüksek yaptı. Siz bilemezsiniz. Yükselemezsiniz. Ben ancak çökmem lazım. Tak çekti buyur. Ekliyor. Koskoca deve. Bir ton ağırlığında deve. Bizim sözümüzü dinliyor. Çocuğunu oturtamıyor. Otur oğlum oturmaz. Otur lan. Oturmuyor bak. Koskoca deve bir seyret, bir sözden oturuyor. Ih diyorsun çöküyor, kıh diyorsun kalkıyor. Yani gördün bunları biz. Develerle yük taşıttık da biliyorum ben. Tamam. Subhanallah. Ne diyor? Bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine yani yardımına muavin diyorsa muavin yardımcı demektir. Burada muavenet de yardım manası. Hani bazıları anlayamıyor. Ya müdür muavini, şoför muavini, muavin demek, yardımcı demek. Eskiden şimdi müdür yardımcısı diyor değil mi? Eskiden müdür muavini derler. Muavin, yardımcı. Evet. Her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan yardımımıza koşuyor bütün mahlukat. Değil ve daha rahmettir. Demek Allah'ın rahmeti bize bütün bu eşyayı ne yapıyor? Hizmetkar ediyor. Kayadan sular fışkırıyor. Allah Allah. Kaya yaltar. Yanaşıyoruz şu. Elhamdülillah. İmanlıysa adam içiyor. Bismillahirrahmanirrahim içiyor. Elhamdülillah. Çok şükür ya Rabbim diyor. Geliyor bir daha içiyor. Elhamdülillah diyor. Hem hararetini gidermiş oluyor hem de ibadet etmiş oluyor suyu içmekten. Öteki de gafil içiyor. Eh be. Ne suymuş be. Eh bir daha içeyim. Eh be. Kaya suyu ne suymuş be. Bu sadece hararetine gidermiş oluyor. İbadet etmiş olmuyor. Çünkü su vereni tanımadığından bir ibadeti olmuş olmuyor yani kardeşler. Ama mümin hem su içiyor, harareti gideriliyor hem de sevap kazanıyor. İşte bu. Ve bu hadsiz fezayı, feza ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren dil müşahede rahmettir. Gerçekten yıldızlarla Rabbimiz donatmış böyle değil mi? Evet onların ışığı uzakta ama yine de bir aydınlık yapıyor. Bir aydınlığı var yani. Ay efendim bir tarafta, yıldızlar bir tarafta ve bu fani insanı tebeden namzet eden
İnsan fani ama ebede yaratmış Cenab-ı Hak. Ebediyete namzediz yani. Ebedi bir hayat var. Önümüzde gelecek. Ölüm ötesi ebedi bir hayatımız var. Kendimiz faniyiz, aciziz. Hiç ya adam yoldan karşıya geçer kenara bak bir tampon buluyor. Ahirete geçiyor. Bak yolun karşısına geçmeden ahirete geçiyor. Ölüm ne kadar yakın. Ama bize ebedi bir hayat vermiş. Dünyayı uçsak dokunmuyoruz. İşte o hırs var ya, ebedi hayat için verilmiş esasında da biz yanlış olarak burada kullanmaya çalışıyoruz. Niye benzer çocuk anne karnında elleri var, ayakları var. Çocuğa diyorsun, kullansana kardeşim. Ya nasıl kullan ya, kullan, yürü biraz orada. Ya o çocuk yürüyemez orada. Diyor ki çocuk, bu ayaklar, bu eller dışarıda bir yere gideceğim ben, orada kullanacağım. Burada kullanamam ben bunları. Bunun yeri burası değil. Ha, bize verilen bu arzular, bu istekler, bu efendim emeller, hırslar ahiret için verilmiş esasında. Ama biz onu dünyada harcamaya çalışıyoruz. Ben Almanya'ya gittim, şeye gittim, Hollanda'ya, Belçika'ya, Fransa'ya falan, orada da bir geçirim var. Adam diyor işte Türkiye'de yatırım yaptım diyor. Efendim gerçek misin Türkiye'ye? Ya, ya gelmeyeceğim ama diyor. Aldım onu diyor, arsa aldım, ev aldım, daire aldım. Niye aldım? Yatırım olsun diye aldım, yatırım. Bakıyorsun adam bir sene sonra orada ölmüş. Orada yatırmışlar mesela. Buradaki yatırımlar hepsi tamam. Demek ki insanın içinde bir yatırım yapma duygusu var. Fakat bu duygu burası için değil. Çünkü ne yatırıyorum be kardeşim ya? Beş kat tapusu bende. Senin tapun kimde? Yok. İşte tapum yok ki benim. Benim tapum yok. Kendi tapum yok benim. Evimin tapusu olsa ne olur? Ne olmaz? Kendi tapum yok. İşte bu demek ki bu yatırım isteği, yatırım arzusu bize esasında ahiret için yatırım yapmak verilmiş. Fakat biz ayakları anne karnında kullanmak gibi burada kullanmaya çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. İşte bu bir yatırımdır bak kardeşimiz. O gece Kur'an'a bir yatırım yapıyor burada. Evini açmış. Bir başkası da açıyor, dans yaptırıyor. Bir başkası da açıyor, arkadaşlar toplanmış, başka şey yapıyor. Şimdi bu Allah'a için bir yatırımdır bu yani. Bu bir yatırımdır. Ahirette bunun fotoğraflarını göreceğiz. İster çeksin, ister çekmesin. Melekler zaten çekiyor. Onun için yatırım budur yani. Adam gelse desin arkadaş, ben Almanya'da çalışsın, epey param var. Bir yatırım yapmak istiyorum burada. Bir ders sana alayım böyle. Talebeler okusunlar orada, Kur'an okusunlar. Din dersi yapsınlar. Öyle bir yatırım yapmak istiyorum. Bak şu yatırım. Ondan sonra ertesi sene geliyor. Biraz daha bir param var benim. Gene böyle bir yer almak istiyorum. Yine talebeler orada okusunlar, kılsınlar efendim, dua etsinler. Yatırım olsun diye ben ahiret için yatırım yapıyorum. İşte yatırım bu. Öteki yatırımların hiçbir kıymeti yok. Sadece kendimizi kandırmış oluruz. Başka bir şey olmaz. Adam 15 gün oturmak için efendim söke efendim Davutlar'da ev yapmış. 15 gün geliyor orada oturuyor galiba. 15 gün oturuyor. Senenin 11 ay ve 15 günü boş. 15 gün oturmak için oraya bir yatırım yapmış. Halbuki 15 günü de oturmayın lan, ne olur. Ver onu Allah rızası için, ebediyet kazansın. Ama veremiyor. Nasip meselesi. Nasip meselesi. Evet kardeşler. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bir bedahe rahmettir. Biz demek ki ezeli ve ebedi bir zata Rabbimize Cenab-ı Allah ne olmuşuz? Muhatap olmuşuz. Cenab-ı Hak bize hitap ediyor Kur'an'ında. Ya eyyüven insan, ya eyyüven nas, ya eyyüven lezine amenu, ey iman edenler, ey insanlar, ey müminler diye bize hitap ediyor. Ey güneş, ey ay, ey öküz, ey deve. Yok böyle bir hitap. Bize hitap ediyor. Yani muhatap olmuşuz. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan dil bedahe rahmettir. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikat-ı mahbubedir. Sevilen bir hakikattır. Bismillahirrahmanirrahim de o hakikata yapış. Ve o vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul.
hadsiz ihtiyaçlarımız var. Onları da elde edememekten gelen elemlerimiz var. Hepimizde var bu. Kurtul. Allah'a teslim ol, kurtul. Bir zaman böyle padişahımız, biliyorsunuz Osmanlı padişahları hepsi mübarek insanlar. Çıkıyor böyle halkını tepkiş ediyor. Tepkin fiyatı çıkıyor sana. Sat, vatandaşlar çıkıyor. Gidiyor bir bakkal dükkanına, bir kilo şeker ver diyor. Adam veriyor. Bir kilo da pirinç ver diyor. Kardeşime diyor, ben şekerden sefte ettim. Pirinci de şu karşıdaki kardeşimizden al. O da sifta etsin. Sifta bizimle ülkümüzde çok geçerli bir şeydir. Peki diyor, oradan alayım. Gidiyor oradan da bir kilo pirinç alıyor. Bir kilo da diyor bulgur ver. Kardeşime diyor, pirinci benden aldım, ben sifta ettim. Bulguru da şu ilerideki kardeşimizden al. O da sifta etsin. Padişah bakıyor ya, diyor. Böyle bir halkla, böyle bir milletle ben dünyanın her tarafına gidebilirim. Gözüm arkada kalmaz. Birbirini seven, birbirini tutan, birbirine karşı tesanül eden bir cemaatim var diyor. İftihar ediyor böyle padişah. Bir de diyor hamama gideyim, bakayım halkım nasıl yıkanıyor. Sünnete uygun mu yıkanıyor? Diyorsun sünnete uygun insan peştemal verirler ya, sarını bazı açıyor bacağını bacağından değil. Haramdır yani esasını. Bakayım halkım diyor hamamda nasıl? Dışarıda böyle de hamamda nasıl? Bakıyor herkes tabii sünnete uygun, şeriata uygun yıkanıyor falan. Bakıyor yaşlı bir ihtiyar, yıkanamıyor. Amca diyor sana yardım edeyim biraz sırtını ovayım. Sağ ol evlat diyor ama diyor yıkanamıyorsun diyor. Yardım edeyim sevaptır. Ey diyor madem ki sevaptır yap diyor. Onun sırtını ovuyor falan diyor amca niye bu kadar zayıfsın sen diyor. Çok zayıfsın diyor. Bir şey yiyemiyor musun diyor. Yok gıda alamıyor musun? Allah diyor olduğumuz kadar yiyoruz. Allah bereket versin diyor. E sen diyor padişaha müracaat etsene. Padişah sana yardım eder, insan şahane eder verir diyor. Bak çok gıdasız kalmışsın. Benim diyor padişahım var. Ben her padişaha gitmem diyor. Allah Allah diyor, kim bu padişah ya? Benim padişahım diyor öyle bir padişah ki senin gibi padişahlar arkamı yıkattırır diyor. Allah. Şimdi böyle bir imana sahip olan bir insan dünyada neden korkar ya? Kimden korkar ya? İşte bir düzaman Hazretleri. Bir gün diyor fecirden evvel uyandım. Yani imsaktan önce uyandım diyor. Birisine diyor tarafından vesvese verecek sözler söylenmişti. Birisine diyor vesvese verecek kalbine tarafından sözler söylenmişti. Keşke o zatı bulsaydım da onun kalbinden o davayı izale etseydim. Yani sen onu yanlış anladın. Onun esas cevabı budur. Deseydim de onun sıkıntısı gitseydi. Yine aynı anda diyor mis'e gitmiş bir kitabım vardı. Mis, Isparta'nın Eğridir şeyi vardı, ilçesi. Orada Eğridir gölü var. O gölün içinde bir boğaz var, orada Mis Adası var. Mis diye bir yer, yerleşim bölgesi. Orada insanlar oturuyorlar. Oraya gitmiş bir kitabım vardı ama kitaplar elde yazılıyor. Birine vermiş, o da demiş ki ben yazayım, kitabı getireyim. Yani kitabın içindekileri yazayım, kendime kitabını getireyim. Kitap tabii gelmemiş. Keşke o kitabım gelseydi diyor Bediüzzaman'a. O adamı düşünüyor, aynı anda da Mis'e gitmiş o kitabı düşünüyor. Aynı anda ikisine haber geliyor aklına. Bir iki dakika geçiyor, kapı çalıyor tak 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 o saatte. Ve subhanallah diyor, kim geliyor bu saatte? Bakıyor o saat. Görmek istediği saat. Elinde kitaptan geliyor. Hayrola nedir bu? Bilmiyorum diyor. Mis'ten gelmiş diye bana verdiler, ben de sana getirdim. Böyle bir şey tesadüf olabilir mi? Haşa, Allah'a bakıyor. Bu saatin bu saatte evinden çıkıp gelmesi, bu kitabın onun eliyle bana verilmesi elbette tesadüf değildir. Benim en gizli hatırat-ı kalbimi bilen bir Rabbim var, o gönderiyor diyor. Dünyanın minnetini beş paraya saymam diyor. İşte bu. Budur ya. Hepimiz öyleyiz. Cenab-ı Hak bize neler veriyor baksana. Sabaha kadar nefes alıyoruz. Kim aldırıyor bize nefes? Ha? Hiç. Umurumuzda değil. Yatıyoruz. Kendimizden geçiyoruz. Bir nefes alması adam iki saat, iki dakika unutsa nefes almasını öldü. Bizim bir Arnavut Mehmet vardı. Benim yanımda çalışıyordu. Çok lükreden birisi. Birisi öldü mü? Diyordu unutmuştu nefes almasını. Yoksa ölmezdi. Şimdi hakikaten yani insan nefes almasını unutsa ne olacak bu insanlar? Ama biz unutsak da Rabbimiz unutturmuyor bize. Sabaha kadar nefes aldırıyor. Ya kalbimiz çalışıyor, böbreğimiz çalışıyor. Bağırsaklarımız çalışıyor. Atar damar, toplar damar, sindirim, solunum. Omurilik harbine çalışıyor. Bizim hiç umurumuzda değil. Demek ki bu vücut bizim değil. Tapusu da bizde değil.
İradesi de bizde değil. 100 tane hadise oluyorsa 99 tanesi irademizin dışındadır. Evet. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikati mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış. O hakikate yapışmak. Nasıl bir Bismillahirrahmanirrahim de var. Ve o vahşeti mutlakadan, rahatsız ihtiyacatın elemlerinden kurtul. Vahşet yok, sahipsiz değiliz. Ve o sultan-ı ezel ve ebedin tahtına yanaş. Ve o rahmetin şefkatıyla ve şefaatıyla ve şuaatıyla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Evet, kainatın envaını, kainatın envaını, kainatın çeşitlerini, bunlar hep envadır. Bu da bir mermer, bu da bir envadır. Kainatın envaını hikmet dairesinde, hikmet dairesinde insanın etrafını toplayıp bütün hacatına kemal intizam ve inayetine koşturmak bilbedahe iki haletten birisidir. İki haletten birisidir. Kapatmışım, size kapatın. Ya kainatın her bir nevi, ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muaveletine koşuyor. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muaveletine koşuyor. Daha böyle düşüneceğiz. İnek bizi tanıyor, bize süt yapıyor. Keçi koyun bizi tanıyor, bize süt yapıyor. Arı bizi tanıyor, bal yapıyor. Tavuk bizi tanıyor, yumurta yapıyor. Ağaç bizi tanıyor, elmayı indiriyor. Portakalı salıyor aşağı. Ya böyle olacak diyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intihar ediyor. Bu ise diyor böyle düşünmek mümkün değil. İnsan gibi bir aciz-i mutlakta en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. İnsan gibi bir aciz diyor, kainatın sahibi var, bir güç bulunması lazım ki arıya söz dinletelim. Arı, bana bal yapacaksın, yoksa kanatlarını keserim. Peki abi. İneceksin, bana süt yap, kafanı kırarım, boynuzunu kırarım. Peki abi, ne dersen yaparız. Veya tavuğa çeksin yumurta yap, yoksa keserim seni ya. Hiç kimse bizi tanımaz ve dinlemez. Ha, bakın kardeşler, pozitiftir bu, pozitif. Hani pozitif bilim diyorlar ya bu şimdiki üniversiteden okutulanlara. Esasında pozitif bilim bu. Onlarınkisi pozitif değil. Neden değil? Bak, bunu ben üniversitede iddia ediyorum, öyle değil. Şimdi Allah aşkına atomu gördünüz mü hiç? Atomdan, elektrondan bahsedeyim. Hiç atomu göreniniz var mı? Ben görmedim. Yok. Belki o atom alimleri görmüştüm. Ama ben görmedim. Halkımız görmedi bunu. Ama biz onlara itimaden diyoruz bu kadar alim yalan sürücü değil ya. Atom diye bir şey vardır. Elektron vardır. Proton vardır. Nötron vardır. Molekül vardır diyoruz. Hayır yoktur diye inkar etmiyoruz. Ama bunu gösterememişlerdir. Ama biz gösteriyoruz. Bak ispat ediyor. Ne diyor burada kardeşler? Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor. Muaveletine koşuyor. Kainatın her bir nevi. Dedik ya, arılar, koyunlar, keçiler, inekler, develer, ağaçlar bizi tanıyor ve bize buyur kardeşim, ben çamur yiyorum, sen şeftali ye. Rengi gözümün hoşuna gidiyor, kokusu burnumun hoşuna gidiyor, tadı ağzımın hoşuna gidiyor, içindeki vitamin vücudumu besliyor, bana bunu veren de odun. Ya ben bunu odundan bilirsem var ya vallahi odun gibi giderim bu tarafa. Doğru cehennem sobasına başka bir şey yaramaz. Ya şöyle yanlış mı? Zaten almaklar. Yani burada iki kere iki dört. İster çarp, ister topla. Sana bir şey getiriyor, seçenek getiriyor. Ya böyle, ya böyle. Öyle değil yani. İlla bunu böyle kabulleneceksin değil. Aksini iddia et. Edebilirsen et. İlmen ama aksini iddia edeceksin. İlmen. Evet. Evet. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor.
Ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor, yardımına koşuyor. Eşeğe affedersin, çüşlüyorsun, hatta dört diyorsun, yürüyorsun. Deveye ıh diyorsun, çöküyor. Tanıyoruz deve. Yok, tanımıyor. Ama bizi tanıyan Rabbimiz var, o deveyi bizim önümüzde diz çektiriyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intihar ediyor. İnsan gibi bir aciz mutlakta en kuvvetli bir sultan mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir mutlakın ilmiyle bu muavenet oluyor. Ya diyor ki hayvanlar hayvanlar, bütün mahlukat bizi tam itaat ediyor. Veyahut da biz çok güçlüyüz, onlara sözümüzü dinlettiriyoruz. Bu da yok bizde çünkü bir yılan yüz sıvır yakın bizi otlattırır Allah. Ezeriz birbirimizi açacağız diye. Bunu da yapamadığımıza göre demek kainatın envaı insanı tanıyor değil, belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Tam bak kardeşimiz getirdi bunu koyduğumuz. Değil mi? Bu adam konuşurken boğazı kurursa içer. Tabii getirip buraya bir tane balta koymadı değil mi? Yani bir tane jop koymadı buraya. Bilerek yani biliyor. Bak ben bunu düşecek ya. Bilerek. Bilerek getirdi koydu bunu buraya. Rabbimiz her şeyi bilerek yapmış. O kadar açık ya. Elhamdülillah. Bir saat müsaade etsinler televizyonda ders yapalım. Bir saat. Bak yarın dünyanın şekli değişir vallahi. Ama müsaade etmezler. Ötleri bakıyor. Bir gecede millet murcu olur diye korkuyorlar. Şunu okuyalım şöyle. Ama öyle şimdi televizyona biz çıktık mühim değil ama şimdi orada böyle tam bir konuşacaksın bir dakika sen ağlıyor. Öyle olmaz. Bir saat müsaade edecekler. Biz anlatacağız. Bir saat sonra da bir zındık çıksın o da aksini anlatsın. Bak bakalım buraya mı geçecek diyecek tamam ben de zaten öyle düşündüm. Başka bir şey diyemez. Ama gelecek o günler inşallah. İnşallah o günler gelecek. Peki. Ey insan, aklını başına al, hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı, tüm mahlukatın nevilerini, taş da mahluktur, güneş de mahluktur, ay da mahluktur, deve de mahluktur, kavun da mahluktur, bulutlar da mahluktur, yağmur da mahluktur, Rabbimiz Haliktir. Ha. Ey insan, aklını başına al, hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran, sana yardım ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten, buyur dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Ve katiyen anla ki senin gibi zayıf-ı mutlak, zayıf-ı mutlak, çok zayıfız. Ne kendiler? İki dakika Cenab-ı Hak havayı kaldıysa dünyadan bir tane canlı kalmaz. İneğinden sineğine kadar, Çin'inden Hindistan'ına kadar hepsi sabahleyin cenaze. İki dakika, hava, bakın. İki dakika. Ama biz bunu şükre eda etmiyoruz. Adam pazara gidiyor. Bakıyorsun ki diyor bir şey almamış. Komşusu diyor ki, komşu bir şey alamadın mı? Ya vallahi hanım dedi diyor muz al. Alacaktım baktım çok pahalıymış. Domates istedi, ateş gibi elimi uzatamadım. Bir kilo salatalık alayım dedi, o ki 2 milyona çıkmış. Alamadan döndüm. Hiçbir şey alamadım. Ama Allah'a çok şükür havamı aldım. Giderken de hava aldım, gelirken de hava aldım. Muzsuz yaşayabilirim, domatessiz yaşayabilirim, salatalıksız yaşayabilirim, havasız yaşayamam komşucum. Allah'a çok oh! Giderken de hava aldım, gelirken de havamı aldım. Elhamdülillah. Buyurun. Bundan daha güçlü bir şey olabilir mi? Bundan daha güçlü bir ispat olabilir mi kardeşler? Ama biz gece yatarken aklımıza gelmiyor. Ya Rabbi bize bugün akşama kadar hava aldırdın. Sana hamdü senalar olsun. Aklımıza gelmiyor. Bak ben bu yaşa geldim, 66 yaşındayım, at gibi koşturuyorduk, şimdi dizlerim ağrıyor, bakıyorum gideceğim yere, ev yüksekse gitmiyorum diyorum, çıkamıyorum. Ama ben yürüdüğüm zaman da, Allah'ım çok şükür, beni yürütüyordum, koşturuyordum, yürüyordum, dizlerim ağrımıyordu diye aklıma gelmiyordu. Ama şimdi geliyor.
Mekke'yi kaybettikten sonra geliyor. Onun için dikkat edelim ki elinizden gittikten sonra değil de elinizdeyken değerini takdir edelim. Onun için her gece yatarken ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Bugün akşama kadar hava aldık. Bize hiç nefes darlığı çektirmedi. Oh elhamdülillah. Adam alamıyor. Alamıyor ya, nefes alamıyor adam. Boğazına sıkıyor, burada sıkıyor. Düşünün kardeşler, elhamdülillah. Ya, ne kadar şükretsek az. Oh, Rabbimiz bizi çok zengin yaratmış. Adamın birine bilseniz ki kardeş niye namazını kılmıyorsun falan. Allah bana ne verdi ki demiş namaz benden isteyecek. Zenginlerden namaz istesin demiş. Sen demiş fakir misin? Fakirim tabii demiş. Öğretmenim demiş. Maaştan geçinemiyorum bak işte efendim limon satıyoruz ek olarak falan. Peki be kardeş demiş. Madem ki çok fakirsin. Senin bir gözünü alalım demiş ameliyatla. 500 milyar verelim bir gözüne. Verir misin? Niye vereyim demiş bana lazım. Ne gördün bak kardeş. Bir gözünü 500 milyara vermiyorsun. Öteki gözünde var. Kulağın var, burnun var, ağzın var, ciğerin var, böbreğin var, ayağın var, kolun var, kalbin var, ulan insafsız. Sen doğuştan ilki milyar dersin, trilyar dersin, katrilyar dersin. Kendini niye böyle fakir görüyorsun? Rabbin seni donatmış nimetlerle. Ama kör olursa insan göremez tabii. Bu kadar nimetleri babasının malı zannediyor. Benim burnum diyor, nerede senin? Benim kulağım, benim saçım olsa... Bunu ağartmayacağım böyle. Ben beyaz bak istiyorum ki böyle olsun. Bir zaman böyleydi ama şimdi de böyle oldu. Benim saçım olsa ben bunu ağartır mıyım? Böyle tutarım bak. Demek ki benim saçım değil. Benim irademin dışında kendisi ağrıyor. Ağrıyor. Evet kardeşler madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Hangi rahmetiyle? İşte portakal. Mandalin, elma, kurma, su, ekmek, yumurta, bal, süt, işte bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Rabbim de ben de seni biliyorum. Ve katiyen anla ki, senin gibi zayıfı mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fakiri mutlak. Mutlak manada fakiriz yani, fakir. Fakir abi. Hem aciziz, hem fakiriz. Havaya ihtiyacım var fakirim, hava yapamam acizim. Suya ihtiyacım var fakirim, fakir kime denir? İhtiyaçlı olan kişiye denir. Suya ihtiyacım var fakirim, su yapamam acizim. Sabahın olmasına ihtiyacım var fakirim, sabahı getiremem acizim. Yazın gelmesine ihtiyacım var fakirim, yazı getiremem acizim. Say sayabildiğin kadar. Hem aciziz hem de fakir. Senin gibi zayıfı mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani, küçük bir mahluka, koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek, elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tasammül eden hakikat-ı rahmettir. Bir bakıyorsun, kurumuş ağaçlar efendim, yerler çatlamış, Cenab-ı Allah bulutu gönderiyor, rahmetini bırakıyor, bulutu bize hizmetkar ediyor. Toprak aldığı suyla nebatatı bize geliyor. Elma, kavunlar, karpuzlar, domatlar, biberler, salatalıklar. Bak şimdi. Ya, Subhanallah. Evet. Ne diyor? Elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tasammül eden hakikat-ı rahmettir. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün, o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de. Kur'an diyor Fatiha'da, Fatiha'da resmine de mündemiştir. O rahmetin üsulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Kimi besmeleyi şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Rahmet var mı yok mu diye soran birisine var mı böyle bir şey? Güneş kadar açıktır. Güneşi görmek için ayrıyetten bir ışık çakmaya lüzum yok. Körler bile görebilir güneşi. Ha?
Allah'ın diyor rahmetinin varlığı da ve tahakkuk hakikati güneş kadar zahirdir. Nasıl oluyor? Çünkü nasıl merkezi bir nakış, merkezi bir nakış, her taraftan gelen atlı ve iplerin intizamından ve vasiyetlerinden hasıl oluyor. Bak şurada bir nakış var. İpler böyle kasten o şeyler oraya dokunurken konmuş ki bir nakış meydana getirilir. Kasten. O ipler oraya konmuş ki renk yapıyor. Bak ne kadar güzel bir insan. Nasıl merkezi bir nakış, her taraftan gelen atlı ve iplerin intizamından ve vasiyetlerinden hasıl oluyor. Öyle de o kainatın daire-i kübrasında binbir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar, binbir ismi ilahinin, Allah Allah, cilvesinden uzanan nurani atkılar kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatim-i rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatim-i inayeti nesk ediyor ki, nes dokumak demek, nes sıcak diyoruz Arapça bir demedi. Nesk ediyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. İşte o nakış insandır. Bütün aktivitleri bize gidiyor. Tavuk dolaşıyor bizim için. Arı uçuyor bizim için. İnek otluyor bizim için. Yağmur yağıyor bizim için. Otlar çıkıyor bizim için. İnek yiyor, sütünü biz alıyor bizim için. Bütün akı ipleri hep insanı dokumak için. Kainat nakşının en büyük nakşı insandır. Ve bütün kainattaki ipler insanı dokumaya çalışıyor. Evet, şems ve kameri, güneş ve ayı, anasır ve maadini, unsurları ve madenleri, nebatat ve hayvanatı, bir nakş-ı azamın akı ipleri gibi o binbir isimlerin şuaları tanzim eden ve hayata hadim eden, hayata hizmet ediyor. Kim? Hava, su, toprak, otlar. Hangi hayata? Bütün hayata. Bak, hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin fedakarını, şirin ve fedakarını şefkatleriyle şefkatini gösteren. Cenab-ı Hak şefkatı neyle gösteriyor manevi din? Hayvanlarda gösteriyor. Mesela tavuk korkaktır. Ama çimşirleri olduğu zaman atıyorsun, yedi yemiyor. Kok 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 onlara yediriyor. İşte Rabbimin merhametidir o. Çünkü o civcivler selamete çıkması için şefkatli bir anaya ihtiyaç var. Hem şefkatli hem de cesur bir ana lazım. Yanına bir milletin lideri ne olacak? Hem cesur olacak, düşmana boynunu eğmeyecek, hem de şefkatli olacak, halkını ezmeyecek. İşte tavuk da orada bir liderdir. Takmış arkasına 15 tane civcivi, kap 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 hava atarak geliyor. Halbuki korkaktır, kaçar. Ama Allah ona geçici görev vermiş. O civcivler talazlanıncaya kadar o şefkat vereceğiz, cesaret onda var. Ne zaman ki onlar kendilerini bakacak duruma geliyorlar, yemi atıyor, yavrusunu gagalıyor, yemi kendisi yiyor. Var mı bizim tavuklarımız? Bunları biz görüyorduk ama bu kitabı okuyunca gördük. Bakmak başka, görmek başka kardeşler. Adamın bir hısırı görmek istiyormuş. Ya Rabbi bana hısırı göster, ya Rabbi bana hısırı göster. Tabi göremiyor falan. Bir gün bakıyor karşıdan nurani sakallı birisi geliyor. Ya diyor, mübarek bir insan diyor, bunun duasını alayım. Amcacığım da bana dua eder misin diyor. Ben hısırı görmek istiyorum falan. O da hısırmış, tam tertemiş. Derler her geleni hısır gibi, her geceyi kadir gibi. O da demiş, evladım demiş, sen hısırı inşallah böyle karşında göreceksin. Zarf atıyor. Hısırı gördüğün zaman demiş, böyle dikkat et, hısır yerden taşı alır, un gibi yapar. Yapıyor bir taraftan. Hem yapar diyor, hem yapıyor. Dikkat et evladım, dikkat et camamca. Çok dikkat et evladım. Dikkat et camamca, sağ ol falan. Göremiyor. Bakıyor ama göremiyor. İşte biz de bakar köyüz yani. Bu kadar nimetler gözümüzün önünde göremiyoruz. Göremiyoruz. Adam bakıyoruz, bir böbrek ameliyatı geçiriyor. Doktor diyor, Hasan Bey diyor, hayatım ona borçluyum diyor. Hayata döndürdü beni diyor. Hayatımı ona borçluyum diyor. Bak ne kadar ucuza gidiyor. Ne yaptı bu adam? Bir böbrek. Kimin böbreği? Allah'ın yarattığı bir böbrek. Aldı Mehmet'ten, koydu Ahmet'e. E şimdi sen bırak gafil. Böbrekten ibaretmişsin. Sen sadece bir böbrek misin, Ahmet misin, Mehmet misin? Böbrek misin sen? Senin kalbinde var, ciğerinde var, umurluğun var, beynin var. Efendim bağırsağın var, işkemban var.
Karnın var, için var, dışın var, burnun var, kulağın var, gözün var. Bu kadar cihazlar hiç mi yani yukarıdan sen yaşıyorsun? Ne kadar kafle kafle teyzem. Ya ne kadar da Allah'ın o kadar nimetlerini inkar ediyor. Evet, bir insanın ölmesine bir böbrek neden olabilir? Ama yaşaması için bir böbrek yetmiyor. Hava da lazım, su da lazım, güneş de lazım. Efendim, ciğer de lazım. Bak, hayata devam edebilmeniz için hepsinin olması lazım. Fakat hayatın gitmesi için bir tek şartın olmaması kafi. Değil mi? Arabayla gidiyoruz. Arabamız pat 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 durdu. Ne oldu ya falan? Hilatın diyor ki, çalışmıyorum, kafam bozuldu diyor, meme yaptım. Arabayı götürmeyeceğim. Yürütmüyorum arabayı. Doğru Bay Pilat'ın, yürütmüyorsun hakikaten. Kızdık pilatını çıkarıp attık, kendisini taktık. Tararar araba çalıştı. Şimdi oradaki pilatını havaya girmiş. Nasıl yürütüyorum arabayı görüyorsunuz dedi. Diyebilir mi? Burada pistonlar var, sekmanlar var, akü var, şoför var, tekerler var. Efendim şunlar, şartlar var. Arabanın yürümesi için bütün şartların olması lazım. Yürümemesi için bir tek şartın bozulması kafi. Demek ki insanın hayatta kalabilmesi için bütün şartların olması lazım ki bunda ancak Rabbimiz yapar. Akadır. Ama doktora dua ederiz. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah sebep etti. İşte yaşıyoruz. Çok şükür. Allah razı olsun kardeşimizden. Rabbimin yarattığı bir böbreği, Rabbimin yarattığı ellerle aldı, getirdi, burada gitti. Biz de devam ediyoruz hayatta. Diyebilirsin. Ama sen bunu doktordan bilirsen küfran nimete düşürsün. Evet kardeşler, tabii öğreniyoruz da öyle konuşuyoruz değil mi ya? De bunu konuşamayız yoksa. Ve buradan öğreniyoruz da konuşuyoruz yoksa nasıl konuşacağız? Evet. Sonra arkadaşlar Risale-i Nur'dan başka bir şey. Yani 10 tane kitap okusan bunun bir sayfada verdiği dersi alamazsın. Neden? Çünkü iman dersi veriyor. Öyle teferruatlı değil. İman dersi veriyor, iman. Akşam Diyanet İşleri Başkanı konuşuyor. Bir saat konuştu. Anlayamazsın ne dediğim. Yok vacipti, yok vacip yapmayan günaha girmez. Nasıl girmez günaha ya? Üstadımız diyor, farz ve vacibe uymak mecburiyeti var. Terkinde ikab vardır. Azap vardır. Ama sünnete bir uymakta, uymamakta azap yoktur. Fakat sevabından mahrumiyet vardır. Nasıl bunu söyleyebiliyor bir Diyanet İşleri Başkanı? Vacibi yapmamak diyor, bir şey değildir diyor. Ayıp bir şey ya. 1500 seneden beri ümmet bunu kabul etmiş. Kurbanın vacibiyetini az mezheplerde sünnet-i müekked olabilir. Biz onu vacip olarak kabul ediyoruz. Fesalli rabbike venhar diyor. Namaz kıl, Rabbine kurban kes. Fesalli namaz kıl. Venhar, kurban kes. Bu kadar açık. Değil mi hocam? Bütün tefsirlerde bu böyledir yani. Namaz hocasında al, Kurtubi tefsirine bak, Celaleyn'e bak, Medarik'e bak, Bediüzzaman'a bak. Bu budur yani. Ama adam çıkıyor ve konuşuyor. Basit böyle sanki. Ayıp oluyor ya. Ayıp oluyor ya. Milletin o kurbana karşı olan şeyini şey yapıyor yani. Belki çoğu kişi kesmeyecek. Ama belki şeymiş ya. Hoca dedi kesmese ne olur. Halbuki Resulullah Efendimiz hadisleri var. Vakti yerinde olup da kurban kesmeyen mescidimize gelmesin diyor. Bunu biz hocalardan duyuyoruz kardeşim. Bunlar efendim marangozlar anlatmıyor. Hocalardan, müftülerden, vaizlerden duruyoruz. Bu adamlar hep yanlış mı konuşmuşlar bugüne kadar ki? Sen çıktın doğruyu söylüyorsun. Ayıp ya, her sene böyle şeyler oluyor ama. Milletimiz uyanıyor ha. Millet yutmuyor. Yok ya, vallahi. Evet. Evet, şems ve kameri, anasır ve maadini, nebatat ve hayvanatı, bir nakş-ı azamın hakkı ipleri gibi, o binbir isimlerin şualarıyla tanzim eden ve hayata hatim eden ve nebati hayvanı olan umum validenin gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zemin hayatı bütün canlıları hayat-ı insaniye musahhar eden. Şimdi bak, bütün canlılara Cenab-ı Hak mahlukat hizmet ettiriyor. Ayrıyeten canlıları da insana hizmet ettiriyor. Ve ondan rububiyet ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini ishar eden o Rahman-ı Zülkemal elbette kendi istihna-i mutlakına karşı rahmetini
ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Demek ki besmele neymiş? Bize şefaatçiymiş. Ey insan, eğer insan isen Bismillahirrahmanirrahim de, o şefaatçiyi bul. Her gün bunu hissederiz kardeşler. Bazen arabaya biniyoruz, bazı besmele çıktı, aklımıza gelmiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ama araba bir iki defa çalışmadı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hemen besmele geliyor, şefaatçi oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çalışıyor. Gördün mü? Demek ki besmele neymiş? Bize şefaatçiymiş. En gafil bir insan dahi besmeleye müracaat etmek aklına geliyor. Çünkü ondan yardımı biliyor. Allah'ın Rahman ve Rahim. Nasıl ki adam kahvedeki atıyor, ne hiç umurunda değil. Bir sallanıyor, eşhedü en la ilahe illallah. Hemen bakın, hemen kelime-i şehadete müracaat ediyor. Halbuki düşeş tuba yapıyordu mesela. Ama bir sallanıyor, sığınacak başka yeri olmadığından eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulullah. Demek ki Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız var. Ey insan, eğer insan isen Bismillahirrahmanirrahim de, o şefaatçiyi bul. Evet, zeminde, yeryüzünde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın, 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatat var. Mesela armut bir türdür ama armudun kaç türü var? Değil mi? Kumlu armudu var, kış armudu var, Ankara armudu var, ekşi armut var, tatlı armut var, maymuş armut var. Bak, armut bir çeşittir. Ama bir sayısa belki 50 çeşit çıkacak. İşte burada sadece bir çeşidini söylüyor yani. Onun türlerini anlatmıyor. Evet, zeminde 400 bin muhtelif ayrı nebatatın ve hayvanatın tarifelerini hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine kemal-i intizam ile, hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve küve-i arzın simasında, küve-i arzın yüzünde, sima yüzünde, hatem-i ehadiyeti vaz eden, ehadiyet hatemini koyan bir medahe, belki bir müşahade rahmettir. Hatem-i ehadiyet. Ve o rahmetin vücudu, bu küre-i arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar hakî olduğu gibi o mevcudat adecinde tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatem-i rahmet ve sikki-i ehadiyet bulunduğu gibi insanın mahiyet-i maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikki-i rahmet vardır ki küre-i arz simasındaki sikki-i merhamet ve kainat simasındaki sikki-i uzma-i rahmetten daha aşırı değil. Kainatta öyle bir mühür var, insanın da mühür manevi, manevi aleminde o mühür var, ondan daha küçük değil diyor. Kainat büyük bir insan, insan için küçük bir kainat diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kainat diyor, büyük bir insan, insan da küçük bir kainattır. Adeta bin bir isminin cilvesinin bir nokta-i mihrakiye sürtünde bir camiyeti var. Ey insan! Hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren, sana bu simayı veren. Bakın, bu kadar insanlar var, kardeşimizde özel bir sima var. 7 milyar insana benzemiyor. Ben de benzemiyorum. Özel. Benziyoruz hepimizin burnu etten değil, et. Et değil mi? Hem benziyoruz, hem de benziyoruz. Benzememiz Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine şahit ediyor. Birliğine. Bir yaratmış bunları diyor. Benzemememiz yani ehadiyetine şahit. Yani başka bir el karışmadığınızı. Kurban olayım Allah'a. Kapıyı çalın, kim o? Ben. Ha, bizim oğlan geldi diyor. Ben. Bir başkası ben diyemez mi? Der ama o ben, o benden olmaz. Hepinize ayrı bir ses vermiş. Ayrı bir karakter vermiş. Ayrı bir sima vermiş. Ayrı bir renk vermiş kurban oldu. İşte bu onun bahsediyor. Ses tonları bile. Ses tonları da böyle, kalemde yapısı da böyle. Sanki aynı insan. Mesela et sesinin belli. Et sesi, istersen yine kıçına vur. Gene bu et sesi çıkar. Bak et sesi. Hepimiz bir alkış yapalım, kimin alkış olduğu belli olmaz. Değil mi? Bu da et ama çıkan ses başka bir ses. Vallahi ehad diyoruz değil mi? Ehad da bir demektir. La ilahe illallah tevhiddir.
O da bir demektir. Ha, vahdet. Ha, vahid de bir demektir. Ehad da bir demektir. Ama nasıl bir? Tecellileri ayrı ayrı görünüyor. İşte bunu bir zamanda öğreniyoruz. Bir zamanda öğreniyoruz bunu kardeşler. Aynı zamanda ufkumuzu açıyor değil mi hocam? Açıyor tabi kardeşim, açıyor. Her tarafımızı açıyor. Bütün efendinin kapıları açıyor. Gerçek ders budur, iman dersidir bu. Bütün insanlığın buna ihtiyacı var. Bunu Avrupalı'ya da okusan dinler. Git kahvede oku bunu, adam kağıdı kattırır dinler. Biliyoruz biz kahvelerde de ders yapıyoruz. Kumarhanede de ders yaptık biz. Sadece meyhaneye girmiş. Oraya da gireceğiz de. Adam coşuyor bazen böyle. Valdur hocama da bir tane. Onun için girmiyor hocam. Oradakiler de muhtar. Halasından adam kadehle gelmemiş. Ya onlar mı bizim kardeşim? Ey insan! Hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren, bu simada böyle bir sikke-i rahmeti ve hatim-i ehadiyeti vaz eden zat. Şimdi kardeşler, sikke baştakine deniyor, hatem de sondakine deniyor. Mesela faturalarda vardır. Başında yazar. Aktepe ticaret. Bu sikke. Başta olduğuna sikke deniyor buna. Bir de altında da gene faturayı yazar, altına da vurur. Aktepe ticaret. O da hatem oluyor. Hatem bitiminde yani. Hatmediyor yani. Sonunda. Ha. İkisi de mühürdür de baştakine sikke deniyor, sondakine de hatem deniyor. Evet. Ey insan, hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren, o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve hatim-i ehadiyeti vaz edemse, seni başıboş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kainatı haves katsın, hilkat şeceresini, yani şu yaratılış ağacını, meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın. Mümkün mü? Kainat bir ağaç, meyvesi insan. O da çürük bir meyve, kurtlu bir meyve. Mümkün mü diyor? Ya mümkün mü? Eğer o ağaç yıkılmıyorsa da, hem iki düzgün meyveleri var ki, kıyamet kopmuyor. Bir ağacın bütün meyveleri çürük olursa, hep efendim sinekli, böcekli meyve verirse, o ağaç sahibi ağacı keser, yenisini diker. İşte bu kainatın yaratılışının gayesi diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Devamının gayesi de diyor, onun şeriatına uymaktır. Ne zaman ki onun şeriatına uyan kalmayacak, Cenab-ı Allah bu kainat ağacını devirecek. Eğer şu anda devirmiyorsa, demek ki bu hizmetler yapılıyor. Eğer Türkiye'mizde, diğer İslam alemlerinde olan belalar, musibetler bize gelmiyorsa, Türkiye'de büyük hizmet var kardeşler. Bu hizmet ne Suudi Arabistan'da var, ne Suriye'de var, ne İran'da var, Irak'ta zaten yok, ne Bosna'da var, ne Kosturma'da var, ne bilmem nerede var. Şimdi başladık, bu hizmetler oraya da girdi. Bu hizmet var ya, işte bu hizmet ve Yüzzaman Hazretleri, Sazübeden asr-ı innen insane fî husrin. Bütün insanlar diyor hüsrandadır. İnternesine amenu ve amilu salihat. İman edenler ve salih amel işleyenler müstesna diyor. İşte bu sure diyor bizim memleketimize de bakıyor. Almanya 2. Dünya Harbi'nde bütün senin yüzü harbe girdi. Türkiye'yi Rabbimiz korudu. İmlendesine amel. Neden? İman hizmeti vardı burada o zamanlar. Bu kitaplar yeni yazılıyordu da. Yeni yeni talebeler, yeni yeni hizmetler başlamıştı. Büyük bir çığır şeklinde geliyordu. Rabbimiz bu milleti muhafaza etti. O iman hizmetinin hürmetine. Ya. Ey insan! Hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren, o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hatim-i adiyeti vaz eden zat seni başıboş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kainatı abes yapsın, hilkat şeceresini, meyvesi çürük,
bozup ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın. Hem hiçbir cihette şüphe kabul etmeyen ve hiçbir veçile noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin. Haşa! Güneş gibi görünen rahmetini ve efendim hikmetini inkar ettirsin. Mümkün mü? Ey insan! Bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. Bir miraç var. O miraç Bismillahirrahmanirrahim'dir. Allah Allah. Besmele. Ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 114 surelerinin başlarına, hem bütün mübarek kitapların iptidalarına, hem umum mübarek işlerin maddelerine, başlangıçlarına bak ve Besmele'nin azamet-i kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müçtehitler demişler, Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. İmam-ı Şafii Besmele'yi bir ayet olarak kabul ediyor. 114 defa Kur'an'da nazil olmuştur. 113 surenin başında var, bir surenin de içinde var. 114 tane Besmele var Kur'an-ı Kerim'de. Ve ahiru davamin elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Peygamber Efendimizin aziz ve şerif ruhu için, bütün peygamberlerin ruhları için, sahabe-i kiram hazaratın ruhları için, bütün evliyalar, müştehitler, müceddiklerin ruhları için, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin de aziz ruhu için, El Fatiha'da mazsara var.